T ile ilgili Mahmut Bey'le her röportajımızda neredeyse yeni bir motorun önündeyiz. TF6000'de bir önceki yaptığımız röportajlarda ve bugün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde TF10000'i gördük. Hocam öncelikle motor hayırlı olsun ama ben o kadar büyük bir motor gördüm ki biraz size azıcık teknik özelliklerini alalım. Öyle bir gaza bastınız ki biz bile takip etmekte güçlük çekiyoruz. Estağfurullah. Efendim zaten daha önce bahsetmiştik TF6000 motorumuzu göreceğe çıkardığımızda. Bir yandan imalatı bu arada devam ediyor. Elimizden geldiği kadar hızlı imal etmeye çalışıyoruz. Bir yandan da TF6000 motorumuzun gücünü 10.000'e çıkarmak için bir art yakıcı eklenmesi gündemde olduğunu söylemiştim. Onu da hızlı bir şekilde şu anda üzerinde çalışıyoruz. Burada gördüğünüz TF6000'in art yakıcıyla entegre edilerek 10.000 beygir gücüne çıkarılmış versiyonu TF10.000 motorumuz. Tabii bu TF6000'den bir sonraki adım. Önce TF6000 inşallah imalatını tamamlayacağız. Oradan bazı verileri alıp kalibrasyonu bitirdikten sonra 10.000'i inşallah devreye alacağız. Ama tabii tasarım biraz önden gidiyor. Tasarım mühendisliği biraz önden gidiyor. Ama gördüğünüz gibi gerçek bir savaş uçağı motoru artık halini aldı. Bazen izleyicilerimiz diyor ki ya maket gösteriyorsunuz ama ben hayır diyorum. Maket aslında imalat öncesinde neyin ne olacağını gösteren birebir yaptığınız sizin bir 3D baskılar gibi mi oluyor artık? Evet. Yani aslında şöyle, daha önce de demiştim TF6000'de imalatı tamamladık. Özür dilerim, tasarımı tamamladık ve imalat aşamasına geçtiğimizde bir de bunun plastik modelini yapıp kendimizde mühendislerimizde yani birebir ölçekli bir görmüş oluyorlar. Tabii ki fuara getirdiğimiz model tam bütün detaylara haiz değil. Hatta bazı yerleri bilerek ve kasıtlı olarak değiştirilmiş oluyor. Çünkü gelip herkes burada resmini çekiyor malumunuz. Bu yüzden fuar modelimiz ama artık modelinin çıkması tasarımın belli bir aşamaya geldiğinin göstergesi. Öyle söyleyeyim. İmalata başladığınız TF6000 serisiyle ilgili evet. Muhtemel ilk çalıştırmayı ne zamana öngörüyorsunuz? Efendim bir hedefimiz önümüzdeki yılın ilk yarısıydı ama daha önce bir röportajda da bahsetmiştim. Bazı tedarikte yaşadığımız sorunlar diyelim sebebiyle o kısımlarında alternatif yönlere giderek hatta bir kısmını ciddi olarak yerleştirerek ilerlemek zorunda kalıyoruz. Bu tabii ki bize biraz zaman kaybettiriyor ama yolumuzdan vazgeçirecek veya caydıracak değil. Nasip olursa önümüzdeki yıl içinde her halükarda TF6000'i biraz gecikmeler olsa da çalıştırmayı planlıyoruz inşallah. Tabii TF6000 çalışacak. Çalıştıktan sonra sizin test merkezinizde epey bir süre harcayacak. Onunla ilgili ne öngörüyorsunuz? Bir de bu süreçleri hızlandırmak için yeni nesil teknolojiler neler kullanıyorsunuz? Biraz da onlardan izleyicilerimiz duymak ister. Aslında yeni bir motor geliştirirken prototip maliyetleri gerçekten yüksek. Yani şöyle bir motoru imal etmek istediğinizde üstünde yüzlerce hatta 2500 civarında ana parça var. Bu parçaların her birini tek tek imal etmek zorundasınız. Bir kısmı metal işleme yoluyla elde ediyor. Bunlara yazılımları, kodları yazmak zorundasınız. Bir kısmı döküm, önce dökülecek sonra işlenecek. Döküm kalıpları yapmak zorundasınız. Malumunuz bunların hepsini yaptığınızda çok ciddi paralar harcıyorsunuz. Seri imalatta kalıbı bir defa yaptınız mı yüzlerce de üretebilirsiniz. Onun bir önemi kalmıyor kalıp maliyetine ama prototipte daha prototip olduğu için ve tasarım geliştikçe ve testler yapıldıkça üstünde modifikasyon yapmak zorunluluğu olduğu için bu süreç gerçekten çok pahalı oluyor. Yani bizim tecrübemiz gerçek motorun yaklaşık en az bir 3 katı maliyete patlıyor bir prototip. Burada yeni teknoloji olarak tabii ki katmanlı imalat, 3 boyutlu yazıcıdan metal yazıcıları ciddi olarak kullanıyoruz. O konuda teknolojiye ciddi yatırım yapmıştık, mühendislik kabiliyetimizi geliştirmiştik. İzleyicilerimiz de bilirler. Bunları yani sonuna kadar kullanıyoruz. İlk prototiplerimizde neredeyse yarıya yakını katmanlı imalatla imal edilmiş oluyor. Bu da bizi motoru çalıştırmaya hatta %70-80 güçlere kadar çıkarmaya, devirlere kadar çıkarmaya ve değişik üstünden veri almak için yeterli oluyor. Bu aşamada her şey normal gözüküyorsa gerçek parçayı döküp bu sefer tam yüke falan onlarla çıkmayı tercih ediyoruz tabii ki.
daha hızlı çıkarmak için. %70-80 güç dediniz ki böyle bir motor için inanılmaz sıcaklık. %70-80 güç demeyelim, %80-85 devirlere kadar çıkıyor. Güç biraz daha düşük kalıyor ama %70-80 devirlere kadar, motor devrine kadar, yani maksimum devrin %80'ine hatta 85'ine kadar katmanlı imalat parçalarımızla çıkabiliyoruz. O motordan ciddi veri almamızı sağlıyor bizim. Sonrasında da kalıpları hazırlayıp şekillendiriyoruz. Aynen, yani orada problem gözükürse katmanlı imalatta değiştirerek tekrar yapıyoruz, bir daha takıyoruz. Yani motor belli bir yani şeye ulaştığında, tasarımda her şey düzgün gözüküyorsa, ondan sonra asıl parayı harcayıp kalıp yaptırıp gerçek parçayı yakıp orada da maksimum güce çıkmak mümkün oluyor. 6000 motorunu konuşurken siz o zaman dediniz Kızıl Elma Mius'a uçabilir diye. Ne zaman şöyle bir hafifçe teker kesti, inşallah önümüzdeki günlerde uçacak. Bu 6000 motoru Akıncı'ya, çok özür dilerim, Kızıl Elma'ya ne getirebilir? Biraz daha şu son verilerle sizden biraz daha bilgi almak isteriz. Efendim, zaten motoru gördüğünüzde gerçek bir savaş uçağı motoru olduğunu anlıyorsunuz. Daha önce de bahsetmiştim, bu motorları geliştirmekteki asıl hedefimiz milli muharip uçağın motoruna giden yolda ekibimizi eğitmek. Yani dünyanın en gelişmiş motorlarından birini yapacaksanız adım adım oraya ekibinizi yetiştirerek gitmeniz lazım. Bir seferde birinci basamaktan 20. basamağa sıçranılmaz tabii ki. Bunlar ara basamaklar. Tabii bu arada biz bu motorun boyut ve güç sınıfını seçerken Kızıl Elma gibi milli diğer platformlarımızın güç ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özellikle seçtik. Kızıl Elma tabii ki şu anda ithal motorlarla uçmakta. Ama bildiğim kadarıyla bu ilk uçan versiyonu 2700 librelik bir motorla uçuyor. Ama 5500 librelik başka bir motor da tedarik edilmiş vaziyette bildiğim kadarıyla. Ama bu motorumuz tabii ki 10.000 libreye kadar güç üretecek. Bayağı bir güçlü motor. Bizim motorumuz asıl milli muharip uçak için eğitim amaçlı geliştirilmiş olsa da istenildiğinde veya herhangi bir tedarik sıkıntısı olduğunda tabii ki hem Kızıl Elma'ya hem de gerekirse bunun iki tanesi artık Hürjet'i uçurabilecek güç sınıfına çıkmış olduk. Yani Hürjet yaklaşık 16, 17, 18 bin libre itkiyle uçuyor. Daha büyük tek bir motorla uçuyor. Yani bunun iki tanesi şu anda Hürjet'i uçurabilecek güç sınıfında diyelim. 6000'i gelecek yıl yarısından sonra çalıştırabiliriz dedik. 10.000 için öngörünüz neler? Çünkü öngörü diyorum, mühendislik işidir bu. Ambargolar var, beklemediğiniz şeyler. Evet. Böyle de bir hedef tarihi var mı? Yani aslında en az bir yıl daha sonra. Çünkü önce 6000'i çalıştırıp oradan biraz veri almamız gerekiyor. Oradan gelen verilere göre belki bunun art yakıcı bir ince ayar yapmamız gerekebilir imal etmeden önce. Yani boş boşuna üretip tekrardan bir daha üretmiş. Çünkü pahalı şeyler zaten bildiğiniz gibi. O yüzden mühendislik dediğim gibi biraz önden gidiyor. Gitmek zorunda. Mühendislik ne kadar erken bitirip ne kadar çok dizayn iterasyonu yaparsa döngüsü ilk yapılan prototip o kadar güzel ve nihai ürüne yakın oluyor. O yüzden mühendisimiz biraz önden koşuyor. Ama daha bayağı bir işimiz var. Mühendislik olarak da dizayn iterasyonları devam edecek. Dizaynda olgunlaşması devam edecek. Sonra önce 6000 sırayla gideceğiz. Sonra 10.000 inşallah üretilecek. 10.000'in sonrası nereye gider bu motor ailesi olarak sorayım? 10.000'in sonrası aslında bizim hedefimiz direkt 35.000 MMU'nun motoru yani. Nasip olursa. Zaten bu bitti. İnovasyon fuarına getirmemizin sebebi buradaki bu motorda MMU'nun gerçek motorunda kullanacağımız teknolojilerin büyük çoğunluğunu kullanıyoruz. Kasıtlı olarak kullanıyoruz. Test etmek, geliştirmek, kabiliyet kazanmak hem de analiz ve modellerimizi kalibre etmek için. Yani şöyle söyleyeyim, MMU'nun motoru bundan çok daha büyük ve daha ağır, devasa bir motor olacak. Yani uçağın gövdesinin içi neredeyse komple motorla kaplı ve ondan iki tane var. Tabii öyle bir motorda kabiliyet kazanmak ve teknoloji öğrenmek çok daha pahalı. Bu bile pahalı ama bunu şu anda devam ediyoruz elimizden geldiği kadar. Şimdi tabii milli muharip deyince ilk etapta çıkışı 4.5. nesil. Sizin de çok uzman olduğunuz, evet, F110 motoruyla başlayacak ama 5. nesile kaydırdığımız zaman biraz motorun özellikleri değişiyor. Evet. Daha az ısı yayacak, belki art yakıcı afterburner olmadan ses hızını açacak. Oralarda neler yapıyorsunuz?
Yani şu anda MMU motoruyla ilgili ön çalışmaları yürütüyoruz. Yani şu anda yaptığımız analizlere göre inşallah MMU'yu, Milli Muharip Uçağımızı art yakıcı yakmadan süpersonik hızlara, hatta sesin 1.4 Mach veya üzeri hızlarına ulaştıracak bir motor inşallah üreteceğiz. Yani şu anda yaptığımız analizler bunu yapabileceğimizi gösteriyor. Arkadan infrared izlenebilirlik olarak sıcak bölgelerin gizlenmesi, soğutularak saklanması, bunlarla ilgili ön çalışmalarımız da devam ediyor tabii ki. Yani gerçek anlamda bir 5. nesil MMU, gerçek anlamda bir 5. nesil savaş uçağı yapacak bir motor inşallah TEİ olarak TR motorla beraber çalışıyoruz şu anda. Geliştirip devletimize teslim edeceğiz diye öngörüyoruz. Şu anda tabii projenin bilgisini vermek gerekirse izleyicilerimize, Milli Muharip'le ilgili ilk testler General Electric'in F110, bizim F16 motorlarıyla, evet. Sonrasında da nasıl bir yol haritası olacak, neler yapılacak, ama TEİ olarak biz bunu burada Türkiye'de yapabiliriz'in ispatını muhtemel bu motorlar olacak herhalde. Evet, yani şu motoru yapabildiğimiz, çalıştırdığımızı gördüğünüz anda artık MMU'nun motorunu da yapabileceğimizi hissedeceksiniz yani. Nasıl Anka önce Alman motoruyla ilk uçuşunu yaptı, evet. Sonra sizin motorlara geçtiyse herhalde önce İHA'larımızda göreceğiz bu jet i̇nşallah, motorları. İnşallah. Arkasından da gidecek. Hazır sizi yakalamışken TS-1400 ve diğer projelerde son durumlar nedir? Bir onlarla da ilgili bilgi lütfen rica edelim. TS-1400'ün uçuş helikopteri ilk uçuşunda kullanılacak insanlı uçuşa elverişli motorlarının montajları bitti. Hatta bir tanesi testlerin bir kısmını da tamamladı. Şubat sonuna kadar TAİ'nin bizden önce teslimat öncesi istediği bazı düzinelerce testler var. Onları sırayla onları yapıyoruz efendim şu anda. Eskişehir'de mi, Ankara'da mı bunlar? Eskişehir'de yapıyoruz. Arkasından herhalde Şubat sonundan sonra? Bizim teslimatımızdan sonra helikoptere takılıp helikopter havalanmadan önce yerde yapacakları bayağı bir testler var. Ondan sonra da yılın ortasına doğru gökyüzünde görmeyi hedefliyoruz inşallah. Bu tabii çok büyük bir, önemli bir adım olacak. Evet, Türkiye'de geliştirilmiş bir motorun helikopterde kullanılması açısından. İHA motorlarında durumlarımız nedir? Bir de bize izleyiciler TB3 ve sizin geliştireceğiniz motoru çok soruyorlar. Onlarla ilgili, son durumlarla ilgili de bir toparlayabilirsek çok sevinirim. Yani TB3'ün motorlarını zaten teslim ettik. Ama tabii ki TB3'te çalışmalar Baykar'ın takdirinde. Şu anda Kızılölme'ye öncelik verdikleri için o biraz daha geriden geliyor, ama benim beklentim önümüzdeki yılın ilk yarısında o da uçacak bizim motorlarımızla diye bekliyoruz efendim. Normal diğer İHA motorlarında vaziyetiniz nasıl? Aksungur şimdi bizim PD-170 serisiyle ciddi uçuşlar yapıyor. Ha, bu arada şey de vereyim, şu müjdeyi de. 225 beygirlik PD-222 motorumuzda belli bir olgunluğa ulaştı. Artık EASA CSC 440 testlerini, yani dayanıklılık testlerini başarıyla tamamladı. Onu nerede göreceğiz PD-222? PD-222 aslında Aksungur'un daha uzun süre havada kalması gereken, daha az yakıt tükettiği için özel görevleri için kullanılabileceği gibi Akıncı'nın, özür dilerim, Aksungur ve Anka vesaire gibi araçların daha fazla yükle kalkışına, yani daha fazla güç vereceğiz onlara inşallah. Bu arada dünyadan da ciddi bazı talepler var. Onların üstüne çalışıyoruz şu anda. O anlamda anladığım kadarıyla satışlar arttıkça size de yeni yeni motor siparişleri gelecek. Şu an aldığınız sizin İHA motoru olarak bir yurt dışı siparişi, ihracat haberi var mı? Aslında var, son imzayı atmadığımız için söylemiyoruz. İmzayı atmadan söylemeyin. Bu var olduğunu duymamız bile bizim çok heyecan verici. Var efendim. Şu anda pazarlıkların, fiyat teslimat pazarlıklarını yapıyoruz. Hem de bayağı bir teknolojisi yüksek bir ülkeden var ya. Öyle söyleyeyim. Merakla bekliyoruz. Attığınız zaman imzayı, çünkü bu işlerde dışarıdan çok fazla baskılar olabiliyor. Son dakika kararlar değişiyor. Atın imzayı, biz de zevkle izleyicilerimize paylaşalım. Çok teşekkürler hocam. Sizlere iyi fuarlar diliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim.